Bugün size mide fıtığından bahsedeceğim. Mide fıtığından bahsetmeden önce midenin normal duruşunu önce bir anlatmak istiyorum. Midemiz karın boşluğunun içerisinde yemek borusu ile midenin birleştiği bölgenin tam diyafram zarı dediğimiz karın ile göğüs boşluğunu ayıran noktaların olduğu bölgede yer almaktadır, konumlanmaktadır. Buradaki herhangi bir değişiklik, herhangi bir zayıflık mide fıtığı oluşumuna neden olmaktadır. Bu bileşkenin birlikte olması, diyafram kaslarıyla mide ile yemek borusunun arasındaki bileşkenin birlikte olması fıtığı önleyici bir mekanizmadır ve reflüyü de azaltmaktadır. Bunların birlikte olmaması durumunda, yani yemek borusunun arasındaki bileşkenin diyafram kasının üzerinde ve göğüs duvarı içerisinde olması durumunda hastalarımızda reflü şikayetleri daha belirginleşir. Bunun büyüklüğüne bağlı olarak da hastaların reflü semptomlarını daha sık görmeye başlarız. Aynı zamanda yutma güçlüğü de bazı hastalarda görülebilmektedir. Mide fıtıkları birkaç tipte oluşmaktadır. Birincisi, karın içi basıncın artması nedeniyle midenin yukarı doğru gitmesi ve mide yemek borusu bileşkesinin yukarı doğru çıkması. Buna biz sliding herni diyoruz. Bunlar endoskopiler esnasında bazen yanlış tanı alabiliyor. Özellikle uyutulmadan yapılan endoskopilerde hastanın çok öğürmesi ve iştenle ilişkili sıkıntılar yaşaması durumunda bu ölçümler yanlış çıkabildiği için hastalar yanlışlıkla fıtık tanısı alabiliyor. Bunun dışında paraözofageal herni dediğimiz midenin fundus dediğimiz kubbe kısmında diyafram kasındaki zayıflık nedeniyle yukarı çıkması durumunda da bu şekilde paraözofageal herniler olabiliyor. Bunların tanısı endoskopik olarak konması biraz daha zor ve meşakkatli. Bundan dolayı da baryumlu grafiler çekilebilmekte. Bunun dışında bazen tamamıyla yukarı çıktığı yemek boru, hem yemek borusundan kayma şeklinde hem de diyafram kasının üzerinde midenin büyük bir kısmının olduğu durumlarda söz konusu. Şuradan daha ayrıntılı gösterecek olursak, burası diyafram kası dediğimiz kas, yani karın boşluğumuzla göğüs boşluğumuzu ayıran yapı. Yemek borusuyla midenin birleştiği bölge burada ayrılmakta ve bu dediğim gibi reflü mekanizmasını önlemektedir. Yalnız midenin bir kısmının direkt göğüs kafesine çıktığı durumlarda bu bölgede farklı bir herni poşu oluşmakta. Bu poşta da bazen gıdalar kalmakta, mide asiti reflüye tekrar neden olmakta. Bu durumda da hastanın şikayetleri olmaktadır. Şimdi mide fıtığı olan hastaların belirtilerinden bahsedecek olursak, mide fıtığının özel bir belirtisi yok. Hastalar genellikle reflü şikayetleriyle karşımıza çıkıyor. Yani bunlar ne? Yediklerinizin ağzınıza gelmesi, bu bölgede yanma, ağrı, rahatsızlık hissi, bazen yutma güçlüğü, yemeklerle birlikte takılma hissi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Yemeklerden sonra nefes darlığı hissedebiliyor. Kardiyak nedenlerle doktora gittiğinizde bunlar tespit edilebiliyor ve bunların tedavisinde bir takım yöntemler uygulanıyor. Bu hastaların hepsi, fıtık olan hastaların hepsi cerrahiye gitmiyor. Burada doktorunuza başvurup doktorunuza ayrıntılı tahliller yaptırmanız gerekiyor. Bu şikayetlerle gittiğinizde doktorunuz genellikle size belli bir yaş üstündeyseniz ve alarm semptomları dediğimiz kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma, kanlı kusma gibi şikayetleriniz varsa endoskopik işlemler yaparak bunu değerlendiriyor. Eğer endoskopide herhangi bir şeyi tespit edemezsek baryumlu grafi dediğimiz özel röntgenler çekiliyor ve bunlarla fıtıklar tespit edilebiliyor.